Mersin'deki Uzunca Burç Antik Kenti, Helenistik dönemin günümüze kadar korunmuş örneklerinden biri. Antik kent 2300 yıllık tarihine uygun şekilde restore edildi. Şimdi Mersin'e gidiyoruz. Uzunca Burç'ta bizi Birgül Yazıcı bekliyor. Bereketli Anadolu toprakları yüzyıllar boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Biz o noktalardan biri olan Mersin'de Uzunca Burç Antik Kenti'nde bulunuyoruz. Yayına başladığımız bu alan bir Zeus tapınağı olarak bilinen bir nokta. Ama Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçeleri arasında yer alan bu nokta tarihi açıdan pek çok öneme sahip. Tek tek sıralamak gerekirse Helenistik dönemin en çok yapılarının ayakta kaldığı noktalardan biri şüphesiz ki Uzunca Burç. Uzunca Burç Helenistik dönemden pek çok yapıyı barındırırken aynı zamanda Roma İmparatorluğu döneminden, Bizans döneminden de pek çok tarihi eserle günümüze kadar ayakta kalan nadir kentlerden biri. Elbette ki 1071'de Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasıyla beraber Mersin'in yörüklerinden de pek çok mimari yapının bulunduğumuz bu noktayı ziyaret edenler tarafından gözlemlenebileceğini söylememiz gerekiyor. Helenistik çağda Olba Krallığı'nın ibadet yeri olarak kullanılan antik kent ziyaretçilerini ilk olarak 7 metrelik yüksekliğe sahip olan tören kapısıyla karşılıyor. Hemen arkasına doğru ilerlediğimiz zaman tarihi çeşmeleri, geniş bir avlusu olan antik kentte şu an ekranlarınıza gelen nokta ise 36 büyük sütunla çevrili olan Zeus Tapınağı. Elbette farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmasıyla beraber dönemin de şartları gereği Zeus Tapınağı bir dönemde kilise olarak da kullanılmış bir nokta. Hemen ileri doğru gittiğimiz zamanda ise bir camide görüntüleyebilmemiz mümkün. Pek çok dini unsurun, pek çok antik unsurun bir arada bulunduğu nadir yerleşim yerlerinden biri Uzunca Burç. Bulunduğumuz antik kente 3000 kişilik bir antik tiyatronun da olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu da sanat açısından ne kadar önemli bir noktada olduğu konusunda bize önemli bir diğer ipucunu sunuyor. Bulunduğumuz nokta için hem dini olarak oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu söylüyoruz hem de dönemin başkenti olduğundan bahsediyoruz. Bu buluntular da aslında çıkarılan her bir buluntuda bu söylemlerin kuvvetlenmesi açısından oldukça önemli. Ziyarete açık olan bu nokta yaz döneminde saat 19'a kadar, kış döneminde ise saat 17'ye kadar müze kartla ziyaretçilerini bekliyor. Müze kartı alan her bir ziyaretçi yurdun dört bir yanındaki antik kentleri ve müze yerlerini 60 lira karşılığında bir yıl boyunca gezme fırsatına da sahip oluyor. Bulunduğumuz noktada önemli bir diğer unsur da Helenistik dönemde ayakta kalmış olan tek kule, 5 katlı kule yine Uzunca Burç Antik Kenti'nin içerisinde yer alıyor. Kapının arkasında bir tarihi çeşme olduğundan bahsetmiştik. Uzunca Burç bir antik kent ama elbette ki köyle iç içe olan bir antik kent. Yörük mimarisine ait de pek çok unsurlar var. Bu unsurlar da tek tek restore ediliyor. Hem antik kente hem de yörük mimarisinden pek çok unsuru Mersin'de Uzunca Burç'u ziyaret eden tüm ziyaretçiler eş zamanlı olarak görüntüleyebiliyorlar. Yaz döneminde saat 19'a kadar, kış döneminde ise saat 17'ye kadar buranın açık olduğunu hatırlatalım. Ve Mersin Uzunca Burç'u ziyaret eden her kişinin hem Helenistik dönemden hem Roma İmparatorluğundan hem de antik çağlardan oldukça önemli eserlere geldikleri bu noktada ziyaret edebileceğini söyleyelim. Sözümü Mersin'den merkeze bırakalım.